Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza Kuzey Kıbrıs'tan devam ediyoruz efendim. Girne'deyiz ve Flytek Güvenlik firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Hüray Taşpınar bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hüray Taşpınar kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyor Girne'de? Öncelikle Flytek Trading Limited firması 3 yıldır bu sektörde hizmet vermektedir. Evet. 2017'nin ortalarında Lefkoşa'da şube açmıştır. Firmanızın hizmetleri nelerdir Hüray Bey? Flytek'in hizmetleri öncelikle güvenlik alanındadır. Güvenlik kameraları olsun, alarm sistemleri olsun bunların üzerinedir. Ha tabii ki bunların yanında Lefkoşa'daki firmamızda cep telefonu aksesuarları, cep telefonları bulunmaktadır. Bütün teknolojik ürünler mağazamızda bulunmaktadır. Genelde tercih ettiğimiz ürünler adada olmayan ürünler, yurt dışında mevcut olup da Kıbrıs'a gelmesi zor ürünleri adamıza getirmeyi tercih ediyoruz. Bu alanda halkımız, toplumumuz bizi tercih ediyor. Çünkü aradıklarını çoğu yerde bulamayıp da bizde buluyorlar. Güvenlik alanına gelecek olursak, Kıbrıs'ta bayağı suçlar arttı. Bayağı arttı. Bundan dolayı bütün firmalar olsun, ev sahipleri olsun güvenlik kameraları taktırmaya yönelmeye başladı. Zaten polisimiz ve belediyemiz de son bir yıldır bir iş yeri açılırken güvenlik kamerası kurumuyla ilgili bir yasa çıkardı. Yani güvenlik kamerası olmuyorsa bir iş yeri açılmıyor. Tabii ki güvenlik de kolay bir iş değildir. Tabii. Zor bir şeydir. Çünkü halkımızın güvenliğini sağlamak gerek marketler olsun, gerek elektronik yerler olsun, bankalar olsun, iş yerleri olsun bunların güvenliğini sağlamak çok zor bir şeydir. Çünkü güvenlik 7/24 isteyen bir şeydir. En ufak bir hatayı kabul etmeyen bir iştir. Doğru. Bundan dolayı çok önümüzde zorluklar var iş yerleriyle alakalı bu sektörde. Bunları zamanla aşmaya çalışıyoruz. Tebrik ederiz. Tabii ki talep görüyorsunuz. Çünkü yaptığınız işi güvenilir ve kaliteli yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Evet, yani biz en başta zaten bu yola çıkarken hızlı ve güvenli bir şekilde yola çıktık. Halkımız bize güveniyor. Güvence sebeplerinden birincisi kaliteyi ucuza veriyoruz. İkincisi verdiğimiz hizmetin 7/24 arkasındayız. Yani bizim için saat önemli değil. Ekiplerimiz vardır. Herhangi bir problemde ekip yolluyoruz. Sorunlar düzeltiliyor. Bundan dolayı da müşteri memnuniyeti bizim için önemli olduğu için yani şu an 3 yılda çok iyi bir noktaya Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta geldik. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Çünkü can ve mal güvenliğimiz çok önemli. Siz de Kuzey Kıbrıs'ta bunu sağlıyorsunuz. Evet. Başta siz olmak üzere profesyonel ekibinizle. Bakım, onarım gibi garantiler de veriyorsunuz. Tabii ki bütün sistemlerimizde 2 yıl garantisi olan ürünler satıyoruz. Tabii ki bunları müşteriye satılırken son kullanıcıya bunlar söyleniyor, anlaşmalarımız yapılıyor. Ona göre hizmet veriyoruz. 2 yıl boyunca olan doğacak herhangi bir aksamadan, bir bozukluktan firmamız bunun arkasındadır. Birebir değişimini yapıyor. Artık yasalara göre kamera ve alarm sistemi de zorunlu hale geldi değil mi? Tabii ki yani bu çoktan belli olması gereken bir şeydi. Son bir sene var polisimiz bunu biraz sıktı ve artık olmak zorundadır dedi. Ha bu herkes için yani halkımız için de iş yerleri için de en doğru karar buydu zaten ve bunu yürürlüğe geçirdiler. Evet. Evler, siteler ve iş yerleri dedik. Tabii ki çok önemli ama aynı zamanda kurumlar da, kalabalık yerler de çok önemli değil mi alarm sistemleri için? Tabii ki yani sadece evler, iş yerleri değil yani büyük hastaneler olsun, laboratuvarlar olsun. Yani öyle bir noktaya geldi ki kamerasız yani bir herhangi bir yer, yapı olmaması lazım ve bundan dolayı da artık müteahhitler, inşaat firmaları bir inşaat yapılırken onun altyapısını döşüyor. Hı hı. Yani çünkü artık öyle bir oldu, olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Kesinlikle öyle. Peki tüm Kuzey Kıbrıs'a hitap ediyor musunuz? Sadece bu bölgede mi hizmet veriyorsunuz?
Hayır, yani bütün Kuzey Kıbrıs'a hitap ediyoruz. Lefke'den Gazi Mağusa, Karpas'a kadar hitap ediyoruz. En büyük yaşadığımız sıkıntıyı aslında size söylemek isteriz genel olarak Kuzey Kıbrıs'ta. Evet. Şu an biz şirketiz. Bütün ürünlerimiz garantili. Bütün ürünlerimiz gümrüğü ödenmiş faturalı ürünlerdir. Yalnız bazı insanlar vardır ki Türkiye'ye gidiyor, valize 10 kamera koyuyor, geliyor ve fiyat kırıyordur. Şimdi halkımız bazen öyle birini tercih ettiğinde olay nereye dönüyor? Kurduruyor X kişiye, günlük o insan 100 TL, 200 TL karşılığı kuruyor kamerayı. Daha sonra ortadan kayboluyor insan. Kaybolunca bize müşteri geliyor, diyor ki X kişinden kurduk bu fiyata ve şu an bulamıyoruz kendisini. Ha, o X kişi zamanında bize geldi, biz fiyat verdik, fiyatımız yüksek kaldığı için gitti başka bir yerden kurdu. Ha, döndü dolaştı, yine bize geldi. Yani demek istediğim, söylemek istediğim, yani halkımıza, yani lütfen bilindik kişilerle, arkasında duracak firmalarla lütfen işlemelerini rica ediyorum. Bu bütün halkımız için de, şirketler için de en iyisi budur bence. Evet, gerçekten de can ve mal güvenliği çok önemli. Bunun için de sağlam adımlar atmamız lazım. Firmaları kurumsal ve güvenilir seçmemiz lazım. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Evet, çünkü yani biz sadece bizim şirket olarak değil, diğer güvenlik şirketlerinde de aynı sıkıntı vardır. Ve bunu aşmak için devletin de bu konuya daha biraz ilgili duymasını ve denetimleri artırmasını istiyoruz. Bütün şirket, güvenlik kamera şirketleri olarak. Çok haklısınız. Kaliteli bir hizmetiniz var. Gerçekten de bu sektörde güven sağlamışsınız. Tebrik ederiz. Talep görüyorsunuz yoğun bir şekilde. Evet, aslında yani bu başarı sadece benim başarım değil. Flytek'te işleyen bütün herkesin başarısıdır. Bütün ekip arkadaşlarımın. Bundan dolayı asıl ben onlara teşekkür ederim. 3 yıl içinde bizi buralara getirdikleri için. Evet. Peki sizin bu sektörde genç bir girişimci olarak hedef ve projeleriniz neler? Aslında hedefimiz güvenlik alanındaydı bizim sadece. Ama son zamanlarda elektronik anlamda da bayağı yükselişte olduğumuz için esas güvenlik, kamera, alarm, yangın sistemleri, bunlar hakkında öne çıkmak istiyoruz. Sadece bir sektörde, çünkü farklı yayıldık sonra ağacın dalları, biraz işler zorlaşıyor. Bundan dolayı sadece güvenlik alanında kalmayı ve en üst gelebileceğimiz Kuzey Kıbrıs'ta yere gelmeyi hedef edindik ve bundan dolayı canla başla çalışıyoruz. Tebrik ederiz. Gerçekten de teknolojiyi çok yakından takip edip Kuzey Kıbrıs halkına hizmet veriyorsunuz kaliteli ve güvenli bir şekilde. Başarılarınızın devamı diliyoruz biz de sizlere. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın.